Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yepyeni amiral gemisi Samsung Galaxy Note 20 Ultra'ya yakından bakıyoruz. Telefonda taptaze arkadaşlar, yaklaşık 5-6 gündür ofisimizde ve bolca kullanma fırsatı buldum kendisini. Her zaman olduğu gibi önceliğimiz kameralar. Öncelikle üçlü bir arka kamera dizilimi var arkadaşlar ve bu kamera dizilimi yerinden epey çıkık. Kameralardan periskop, telefoto ya da adına ne derseniz deyin arkadaşlar ve ultra geniş açı olan 12 megapiksel. Ana kameramızda da 108 megapiksellik bir çözünürlüğümüz var. Tabii bunların hemen yanında lazer otofokus ve flaşımız da mevcut. Ana kameramız f1.8 megapiksel arkadaşlar, her türlü ışık koşulunda gayet güzel fotoğraflar çektiğini görüyoruz. Genel olarak kameralarından memnun kaldım. Yalnızca bazı senaryolarda arkadaşlar böyle renkleri Samsung telefonda görüyoruz, olduğundan fazla abartılı, kontrast yüksekmiş gibi gösteriyor. Burada da karşımıza çıkan bir problem ya da belki sizin için problem de olmayabilir. 50 kata kadar yakınlaştırabiliyoruz, zoom yapabiliyoruz ki burada S20 ailesinde gördüğümüz 100 kat yakınlaştırmadan vazgeçilmiş arkadaşlar. Bence de iyi olmuş. O 100 kat çok da kullanmaya gerek olan bir şey değildi. Bunda da gayet güzel zoomlu fotoğraflar çekebiliyoruz. Hatta birkaç tane ay fotoğrafı çekmeye çalıştım. Gayet de güzel oldular bence. S20 Ultra'dan ne farkı var? Top lens arkadaşlar, yani derinlik lensi dediğimiz lens bu telefonda yok. Gördüğünüz gibi 3 tane lens var arka tarafta. Bunu neyle sağlıyor bu cihaz? Lazer otofokus eklemişler o top lensin yerine. Bu da S20 Ultra'da böyle yakın çekimlerde odaklanma problemleri olabiliyordu. Bu otofokus sayesinde de bunun önüne geçildi. Düşük ışık tarafına baktığımız zaman yine S20 ailesinde gördüğümüz gibi işler gayet iyi gidiyor. Özellikle elleriniz böyle çok titretmeden çekebilirseniz, sabitleyebilirseniz cihazınızı gece modunda oldukça başarılı işler çıkartabiliyorsunuz. Ancak gece çekimlerinde, düşük ışıklı çekimlerde arkadaşlar geniş açılı lensinizden ve zoom yapan lensinizden çok fazla bir şey beklemeyin. Kumlanmalar direkt gözüküyor. Video tarafına baktığınız zaman 8K çözünürlüğümüz ilk detaylardan. Saniyede 24 kare çekebiliyor arkadaşlar. 21'e 9 enboy oranıyla birlikte sinema havası katılabileceği söyleniyor arkadaşlar çektiğiniz videolarda. Bu arada 8K video çekerken telefon ısınır mı, 10 dakika çektikten sonra kapanır mı vesaire gibi düşünceler sardı beni arkadaşlar. Bir test yapmak istedim. Telefonu koydum, böyle bir 10 dakika çekti. Herhangi bir sorun yok, kapatmadı. Hatta 20 dakika, hatta daha da zorladım, 30 dakikaya kadar çıkardım. Video kaydını durdurmadı ısınmadan dolayı. Beni birazcık şaşırttı bu mesele. Ancak telefon çok ciddi anlamda ısındı. Burada şöyle bir detay var arkadaşlar. O 8K 30 dakikalık videonun boyutu yaklaşık 19 GB'lık bir yer kaplıyor telefonumuzu. Samsung'un artık imzası haline gelmiş süper dengeli modu yine bu telefonda da görüyoruz. Böyle telefonları 1080p modunda video çekerken telefonla çok fazla titreşimi engelliyor. Böyle koşarak bile neredeyse video çekseniz titreşimlerin önüne geçebiliyor. Ön kameradan da bahsedeyim çok az arkadaşlar. 10 megapiksellik f2.2 diyafram değerine sahip bir ön kamera bizleri karşılıyor. Yine gece modda ön kameradaki yerini koruyor arkadaşlar. Her türlü selfie koşulunda işinizi görecek güzel bir ön kamerası var telefonun. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Note 20 Ultra üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Şimdi lafı çok fazla dolandırmayalım ve bu telefonun Note serisi yapan olaya gelelim. Yani S Pen'den birazcık bahsedelim. 9 milisaniyelik bir tepkime süresiyle birlikte kağıda en yakın deneyimi sunmaya çalışıyor Samsung Note 20 Ultra ile birlikte. Aralarında öyle çok efsane bir fark olduğunu söyleyemem Note 10 Plus'a. Hakikaten hissiyat olarak birazcık daha böyle güzel, daha böyle akıcı gibi gözüküyor. Şöyle bir fark eklemişler S Pen'e. Temassız işlemler vardı bildiğiniz gibi, işte buna basıyorduk. Bununla işte sesi açıp kısabiliyorduk vesaire vesaire. Eski S Pen'de öyle özellikler vardı. Şimdi bunda çeşitli hareketler yapıyoruz arkadaşlar. Mesela işte şu kalemi şöyle yapalım. Burada ayarladığımız şeyi yapıyor. Mesela geriye geliyor. Ya da hani şöyle sallıyoruz arkadaşlar. Burada işte ne seçtiysek bir uygulama atadık oraya. Mesela YouTube'u açmayı atadık vesaire. Böyle şeyleri atayabiliyoruz. Tabii bu hareketleri yapmak için birazcık alışmanız lazım. Yani böyle kendinize Harry Potter'ın asasını sallıyor gibi hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Birazcık da tasarım ve ekran öğeleriyle devam edelim telefonun incelemesine. 6.9 inçlik dinamik AMOLED 2X ismiyle adlandırılan bir ekranla birlikte geliyor telefon. Ekranın en öne çıkan noktası 20 Hz'lik bir tazeleme hızı olması. 3088'e 1440 yani telefonun bize sunduğu en yüksek çözünürlükte kullanamıyoruz. Full HD Plus'a çekmeniz lazım ekranın çözünürlüğünü. İkisi aynı anda çalışması için sanırım bildiğim kadarıyla işlemcinin gücü yetmiyor arkadaşlar. Ekranın şöyle yanlarından, sağından, solundan birazcık kavisli olduğunu söyleyebilirim. Note 10 serisine göre baktığımızda en önemli değişik güç ve ses tuşları sağ tarafa taşınmış ki birçok kullanıcı bu konuda da zaten şikayetçiydi. Aynı zamanda S Pen'in yeri değişmiş arkadaşlar. Sağdan sola taşınmış vaziyette.
Lansmanda da çok vurgulandı elimizdeki rengi arkadaşlar. Mystic Bronze bence de böyle çıplak gözle baktığınız zaman oldukça şık duruyor. Arka taraftaki kamera çıkıntısı zaten kamera bölümünde de. Gördüğünüz arkadaşlar oldukça yüksek ve böyle masaya koyduğunuz zaman telefonun üst kısmının bayağı yukarıda kalmasına sebep oluyor. Masada oynuyor telefon. Bu arada telefon hem ön hem arka tarafta Gorilla Glass 7 ismiyle de adlandırabileceğimiz Gorilla Glass Victus ile birlikte korunuyor. Mat yapısı sayesinde de çok daha az parmak izi bıraktığı söyleniyor ki hakikaten kullandığım süre boyunca oldukça az parmak izi bıraktığını görüyorum. Şimdi tasarım öğelerini de bir kenara bırakalım isterseniz. Biraz da telefonun donanımından bahsedelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Elimizdeki model Ultra 5G modeli. Yani bu telefonda 12 GB'lık bir RAM var. Ancak ben sizlere tabii ki de şimdi teknik özellik bölümünde ülkemizde satılacak olan 120 Ultra ile beraber birazcık karışık anlatacağım bunları. S20'lerde gördüğümüz Exynos 990 ile birlikte geliyor Note 20 Ultra. Exynos işlemcilerde şöyle bir mesele var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bazı ülkelerde Snapdragon'lu, bazı ülkelerde de Exynos çıkmaya başladı cihaz. Ve kullanıcılar da bu Exynos'lu cihazlara iyiden iyi arıza çıkartmaya başladı. Yani iki Ultra'da da biri Snapdragon'lu, biri Exynos'lu olsun, Snapdragon'lu olanların daha performanslı çalıştığı biliniyor. Bizler ülkemizde Exynos'lu modelleri alabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bunun sebebi fiyatların birazcık daha uygun tutulabilmesi. Bunun yanında RAM tarafında da bildiğiniz gibi Ultra'larda 8 GB'lık bir RAM'imiz var. Ultra 5G modelinde 12 GB'lık bir RAM var arkadaşlar. Aynı zamanda yine Ultra modelde 256 GB'lık dahili bir depolama bulunuyor. Bunu dilersek 1 TB'a kadar micro SD kartı da arttırabiliyoruz. Çok işlemlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir donanıma sahip tabii ki de S20 Ultra. Hatta günümüzdeki en iyi Android cihazlardan bir tanesi, bu kaçınılmaz bir gerçek. Gelin biraz kendisiyle oyun oynayalım. Tabii ki de kaldıramayacağı bir oyun yok ama biz adettendir ki kendisiyle birazcık PUBG oynayacağız. O sırada ben de sizlere bataryadan bahsedeceğim. 4500 mAh'lik bir pille geliyor Note 20 Ultra. Kullanım senaryosu aslında tamamen size bağlı. Mesela ekranı 120 Hz ve yüksek parlaklıkta kullanırsanız şarjınız tabii ki daha az gidecek ya da 60 Hz'e çekip daha uzun süreler kullanabiliyorsunuz telefonunuzu. Ancak ortalama bir günü rahatlıkla çıkarabilen bir pil var içerisinde. Kutu içerisinden de 25 watt'lık bir adaptörle geliyor ve yine ters şarj özelliği mevcut. Yani başka kablosuz şarj olan cihazları bu telefonla şarj edebiliyorsunuz. Kutudan çıkan adaptörle yarım saatte yaklaşık %50 seviyelerini çıkartabiliyoruz pilimizi. Oyun meselesini aslında çok kurcalamaya gerek yok. Her türlü oyun ihtiyacınız da tabii ki rahatlıkla karşılayabilecek bir donanıma sahip. Biz yine de 10 dakika boyunca kendisiyle bir PUBG oynadık ve pilimiz %85'ten %82'ye geriledi. Aynı zamanda da gayet akıcı, rahat bir şekilde en yüksek ayarlarda PUBG oynamayı başarabildik. Artık cihazla ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Oyunumuza da baktığımıza göre fiyatla başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Note 20 Ultra modeli ülkemizde 12.999 TL'ye satılıyor. Yani 13.000 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Ürün kesinlikle çok güzel arkadaşlar. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabilecek donanıma sahip. Aynı zamanda kalemiyle birlikte eşsiz bir telefon haline geliyor tabii ki de. Mesela şunu düşünebilirsiniz. Note 10 Plus fiyat olarak bundan oldukça düşük seviyede arkadaşlar. Kalem olarak neredeyse yakın birbirine. Kamera olarak bir tık daha düşük diyebiliriz. Ancak performans olarak belki birbirine yakındır. Note 10 Plus'ı 9.000 TL'ye alabiliyorsunuz. Yani arada 4.000 liralık bir fark var. Ya da kalem sizin umurunuzda değildir. Kalemle benim işim yok. Ancak ben böyle bir telefon kullanmak istiyorum diyorsanız tabii ki de oradaki S20 ailesi de sizleri bekliyor. Yani fiyat olarak da yine daha uygun bu telefonda. Yani aslında burada fiyatlandırmada birazcık sıkıntı varmış gibi geliyor bana. Çok fazla ihtiyacınız vardır. Yeni bir telefon bakıyorsunuzdur. Parayla da ilgili bir sıkıntınız yoktur. Eyvallah, ona bir şey diyemem. Ama hani Note 10'dan ya da S20'den, hatta neredeyse S10'lardan bile geçmeye çok fazla gerek var mı? Orası birazcık tartışılır dediğim gibi. Ben burada sizin de fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Mutlaka yorum bölümünden fikirlerinizi bizlere ulaştırmayı unutmayın diye. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Note 20 Ultra'ya yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa mutlaka aşağıdan yorum olarak bizlere ulaştırmayı unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.